Peki Abdullah Bey, bir iddiayla da karşı karşıya kaldık. Türkiye'de bu çok konuşuldu, biliyorsunuz, takip ediyorsunuz. İşte Suriye'den Türkiye Azerbaycan'a 300 cihatçı gönderdi gibi bir iddia ortaya atıldı ve yalanlandı. Ama bu iddia neden ortaya atıldı? Neden buna gerek duyuldu? Ayrıca buna ek bir soru da, Mehmetçik Azerbaycan'a yardıma gider mi, desteğe gider mi diye de bir soru da var. İkisini de birlikte alsam cevabını. Şimdi hani yalan söylemenin de bir ahlakı var. Yani tamam, bir iddianız var ama bu iddiayı hani lütfen doğru kurgulayın. Şimdi dedikleri, cihatçı dedikleri adamlar, hani ben hani iddia ettikleri, telaffuz ettikleri örgütleri görüyorum. Yani okudum, o hangi örgütler üzerinden işte transfer yapıldığını söylüyorlar. O dedikleri örgütleri Cenevre'de muhatap kabul ediyorlar. Yani Suriye Ulusal Muhalefeti içerisinde bunu muhatap olarak kabul ediyorlar. Şimdi onlara cihatçı diyorlar. Şimdi orada meşru kabul ediyor, burada cihatçı diyor. Canı nasıl çekerse. Şimdi burada başka bir oyun var. Yani Türkiye'yi radikalizmle iltisaklamaya dair bir başka oyun var. Şimdi bu, yani onlara cihatçı diyorlar. Aslında Cenevre'de muhatap olarak kabul ediyorlar. Çünkü onların türevi o, silahlı yapı. Şu ana kadar rejime karşı mücadele eden adamlardan bahsediyorlar. Yani bunlar IŞİD veya Nusra değil. Diğer ÖSÖ'nün içerisindeki gruplardan bahsediyorlar. Şimdi burada son derece hani yalanın bile bir ahlakı olur derken onu söylemeye çalıştım. Şimdi Türkiye şu gerçeğin, bu aslında Türkiye şunu söyledikten sonra ortaya çıktı. Dedi yani bunu ben de yakalayınca sahadan işte medyada bununla ilgili ifade etmeye çalıştım. Şimdi PKK kendisi kurdu. Şehit Sözde Nubar Ozanyan Tugay'ı diyorlar. Ermeni Tugay'ı kurdu kendi içerisinde, 2019'da ilan etti. Şimdi biz terörle mücadele alanlarında yani etkisizleştirdiğimiz teröristlerin büyük bir çoğunluğunun oransal olarak, hatta bir dönem %20-%25 civarında bir tespitimiz vardı, Ermeniydi. Şimdi sadece o değil, Asala terörü bitti, PKK terörü başladı. Evet. Birleşik, hatta kesişen bir zaman dilimi var. Şimdi Güneydoğu'da mücadele, şu an Doğu Anadolu'da hala öyle geçen Sayın Soylu karşı karşıya geldi. Yani ring yapıyorlar. İran'dan giriyor, eylemini yapıyor, Ermenistan'a kaçıyor. Orada kendisini toparlıyor, mühimmatını ikmal ediyor, işte lojistiğini yapıyor vesaire, dinleniyor. Tekrar organize oluyor. Türkiye'ye sızıyor, eylemini yapıyor, İran'a kaçıyor. Ring yapıyorlar yani durmadan. Bunu biliyoruz, yıllardan beri böyle. Şimdi bu Nubar Ozanyan bilmem nesi. Sonra PKK'nın içerisindeki PKK'lı teröristlerle beraber Dağlık Karabağ transfer. Maksat ne? Demografik yapısını değiştirmek. Maksat ne? Orada terör ve tehdit eylemlerinin altına imza atmak. Maksat ne? Cephe hattında PKK'lıları kullanmak. Çünkü neye ihtiyaç var? Mücadele alanlarında pişmiş teröristlere ihtiyaçları var. Yani şimdi tabii sosyal medyadan da çok rahatlıkla görüyorsunuz. Ermenistan çaresizliği içerisinde yani polisleri bile cepheye gönderiyor. Fakir yaşlıları falan cepheye gönderiyor. Yani böyle de fotoğraflar var. Niye? Çünkü yetersiz. Şimdi birilerinden destek istiyor, birileri de bunları ne yapıyor? Vekil olarak bunları sahada, Suriye'de kullanmış olduğu vekilleri buraya transfer ediyor. Şimdi bu anlaşılabilir bir şey ama öyle sinsi ve öyle kirli bir savaş ki bu vekaletler savaşı. Yani kendi yaptığını bizim yaptığımız gibi bize şey yapıyor, yani suç isnat ediyor. Hayır. Kendilerinin yaptıkları yani şey. PKK Ermenistan'a yardıma gidiyor. Anlaşılabilir bir şey. Yani bir yazı okudum. Bakın hani bunları öyle belgeler oluşturmuşlar ki sahte. Yani bizden çok önemli bir büyüğümüzün Azerbaycan'daki çok önemli bir büyüğe bir karar vereceği yazmış olduğu bir mektup, yani şey mektubu, yok efendim Libya'dan alınacakmış, oradan Tunus'a, oradan Tunus'tan işte Cezayir'e, Cezayir'den Türkiye'ye, Türkiye'den şeye götürecekmiş sivil uçakla. Yani tamam, sahte belge yapın da sahte belgede bir Türkçe bilen birisine falan yaptırın ya.
Yani bu kadar böyle şeyler yapıyorlar. Ha bu iyi bir tarafıyla, çünkü bu iddianın hani Türkçe'yi bilen bir kişi ya bu belge sahte oldu çok rahatlıkla söyler, çünkü Türkiye'deki resmi bir karar verici bu şekilde bir dil bilgisi imla hatasının altına kesinlikle imza atmaz. Böyle bir şey olamaz yani. Canını okur bir komutan böyle bir metin önüne gelirse. Böyle işte uydurup bir takım şeylerle beraber. Biz bunu Türkiye'de biliyoruz ama dünyaya servis ediyorlar. Yani Ermenistan bu durumu dünyaya servis ediyor. Bu noktada yani kendimizi Türkiye olarak anlatmak, yani yıllardır anlat durumdayız. Biz biliyoruz gerçekleri ama bilmek isteyenler asıl yani. Bu işin zor tarafı. Yani haklısınız ama şimdi siz bir kamu diplomasisini, bir lobiyi, bir propagandayı veya bir psikolojik harekatı karşı taraftaki kitlenin size kendisini açma oranıyla eşgüdümlü olarak etki üretebilirsiniz, yapabilirsiniz. Yani şimdi karşınızda şöyle bir duvar var yani aşmanız gereken. Zaten bu yalanları o duvarı örenler organize ediyorlar. Yani şimdi Türkiye'yi radikalizmle, IŞİD'le, mezhepçilikle, ihvancılıkla iltisaklamaya kalkan sizin bahsetmiş olduğunuz etki üretmemiz gereken alanlar. Evet. Yani kime anlatacağız derdimizi? Çünkü onlar zaten bu işin arkasında onlar var. Yani zaten yapanlar bize karşı onlar, işte YPG, PKK'yla bölgedeki diğer ülkelerle işbirliği yapanlar. Yani şimdi bu evet bunu yapacağız. Yani hani çünkü onların içerisinde de aklı selim insanlar olduğunu biliyoruz. Yani dönem dönem seslerini çıkartıp etkili olduklarını da biliyoruz. Ama şimdi şuradan okuyun lütfen oyunu. Yani Türkiye'nin terör örgütleriyle yaşamış olduğu mücadele arkasındaki aktörlerle beraber jeopolitik bir mücadele. Yani Türkiye'nin üniter yapısının bozulması, egemenliğin ve bağımsızlığın elinden alınması ve parçalanması ile ilgili bir dönemin içerisinden buralara geldik. Şimdi bunu organize edenlere kamu diplomasisini ne kadar güçlü yaparsanız yapın, sonuçta medyası onun elinde. Yani sonuçta PKK'dan aldığı bilgiyi korkunç bir şekilde pazarlıyor ama bizim devletimizin üretmiş olduğu gerçek bilgiyi tırnağa kadar yer vermiyor. Şimdi böyle bir medya fotoğrafı var Batı dünyasında. Yani Türkiye'ye karşı direnç üreten. Şimdi bu medyanın bu şekilde davranması da anlaşılabilir bir şey. Çünkü sonuçta deniyor ki bu şekilde bir yayın siyaseti veya stratejisi uygulayacaksınız. Yani böyle bir yayıncılık politikası üreteceksiniz. Şimdi bu yani okuyorsunuz korkunç yalanlar. Yani gerçekten korkunç yalanlar, hayrete düşüyorum, diyor ki bu kadar büyük bir vicdansızlık olabilir mi? Ama yapıyor. Çünkü sonuçta ekmeğin oradan, işte parası oradan, fonu oradan geliyor. Ya bu anlaşılabilir bir şey. Yani sonuçta şunu da söylememiz gerek. Yani hakkını vermek adına, doğruya erişmek adına. Bizim yaptığımız hatalar olmadı mı? Evet, bizim yaptığımız hatalar da oldu. Ama düzeltmemiz gerekiyor. Yani Vekaletler Savaşı'ndan çıkartacak en güzel derslerden bir tanesi, FETÖ'nün üretmiş olduğu tehdidi kavramsallaştırmaktır. PKK'nın üretmiş olduğu tehdidi kavramsallaştırmaktır. DAEŞ'in üretmiş olduğu tehdidi kavramsallaştırmaktır. Dini istismar eden diğer yapıların üretmiş olduğu tehdidi kavramsallaştırmaktır ve kavramsal bir çözüm üretmektir. Yani aslında ben size bir şey söyleyeyim. Burada bahsetmiş olduğum yapıların temel özelliği biliyor musunuz? İslami açıdan. Şirk unsurlarıyla mücadele. Bunun karşılığı, bakın benim inancımla ilgili söyleyeceğim temel cümle şu: biz vahiy çözümler üretelim, bakın geleceğe damgasını vuracağız. Çünkü Orta Doğu'daki bozgun, ben biliyorsun Orta Doğu'da yıllarımı geçirdim. Evet. Yani hep şu soruyu sordum Pınar Hanım, dedim bu adamlar niye millet olamıyorlar? Niye devlet olamıyorlar? Niye ümmet olamıyorlar? Korkunç bir parçalanmışlık. Hepsi kendini hak görüyor, sureti hak diyor, öteki diyor batıl diyor, küfür diyor, tekfir diyor filan. Cihat yapıyorlar birbirine, gebertiyorlar. Ondan sonra geberttikleri taraf kendilerine şehit diyorlar, geberttikleri mındar diyorlar filan. Böyle, şimdi bunu ancak Türkiye'nin aklı çözebilir. Ben buna inanıyorum. Gerçekten bunu, yani biz bunu yaptık. Yapmış olduğumuz için ispatı var. Onlar yapamadılar. Şimdi ve tehdide bunu çözdüğümüz için zaten bu kavramsal meseleyi bütün dünyayı ilgilendiren, bu kavramsal meseleyi, sorunu çözmüş olduğumuz için zaten saldırıya biz maruz kaldık.
Yoksa FETÖ niye gidip diğerlerine musallat olmadı? DAEŞ niye gidip onlara musallat olmadı? PKK niye gidip onlara musallat olmadı? Yani böyle bunu ümit ederim çözeceğiz. Peki. Yani bunları anlamak zor, anlatmak da zor ama çözeceğiz, inanıyorum. Ben de buna inanıyorum. Abdullah Bey, bir sorun da şu. Ermenistan dedi ki ateşkes, işte Minsk grubu, Fransa, Rusya'nın, ABD'nin olduğu bir grubun bastırmasıyla bir ateşkes istedi. Ama Aliyev dedi ki hayır, biz 30 yıldır çözüm bekliyoruz, artık çözülsün dedi. Siz de diyorsunuz ki masaya oturmak bir tuzaktır. Hala bu sözünüzün arkasında mısınız? Türkiye'de bir kesim de diyor ki Gürt'te barış, dünyada barış, masada çözülsün. Nasıl çözülecek? Hangi noktadasınız? Aliyev bu konuda haklı mı? Artık çözülsün noktasında, çözülür mü? Şimdi Atatürk'ün yurtta barış, dünyada barış sözünü kendi anaların ak sütü gibi helal Azerbaycan topraklarını ele geçirmeden barış masasına oturmak olarak algılayanlar büyük bir gaflet içerisindeler. Yani Atatürk yurtta barış, dünyada barış derken kendi öz topraklarının başkalarının elinden kalması üzerine bir cümle kurmadı. Kendi öz topraklarını kendi gücüyle, iradesiyle ele geçirip bundan sonra müzakereye oturmaktan bahsetti. Bundan sonra savaşı sonuçlandırmaktan bahsetti. Şimdi burada Azerbaycan'a ve Türkiye'ye ve Türk dünyasına 5 tane rayon verelim sana, bu savaşı durdur. Yani benim malımı, benim toprağımı bana verip bir kısmını elinde kalsın istiyor. Yani bunu ancak, kusura bakmayın, hani bir ifade kullanmayayım ama bu tuzağı düşünemez. Şimdi bakın cümle şu. Çok zor olduğunu biliyorum. Ya yani benim de 3 tane kurşun yarısı var. Bu anlamda mücadele alanlarının zorluklarını bilen bir kişi olarak şu cümleyi kuruyorum. Ne kadar zor olursa olsun, ne kadar bedeli ağır olursa olsun, Azerbaycan kendi gücüyle Azerbaycan toprağını bugün kurtarmak zorundadır. Bu başlatmış olduğu savaşı bitiremezse diye geçmiştekinden son derece daha ağır bir konjektürle karşı karşıya kalır. Yani belki bir hukuk şekillenir ve o hukuka bağlı olarak, müzakere masasından çıkacak sonuca bağlı olarak ele geçiremediği veya elde edemediği alanları Ermenistan'a kalıcı olarak devretmek zorunda kalabilir. O yüzden şu an kurulan cümleler, müzakere, barış, ateşkes gibi cümleler Azerbaycan için tuzaktır. Tekrar söylüyorum, her zaman söyleyeceğim. Yani eğer Karabağ'ın bir tek taş parçası Ermenistan elinde olduğu sürece barış sözüne inanmak bence bu işi bilmiyor olmaktır. Çünkü savaşın ruhu başka bir şeydir. Başladığınız an bitirmek zorundasınız. Sonuna kadar gitmek zorundasınız. Sonuna kadar gidemezseniz gidemediğiniz yerler başkasının elinde kalır. Savaş böyle bir şeydir. Yani onu durduğunuz yerde kabul etmek zorunda kalırsınız. Çünkü imzayı attıracaklar size orada. O müzakere masasında, anlaşma masasında. Şimdi ben de ya burada bu kadarını alayım, devamını getireyim. Hani 30 yıl geçmiş aradan bir 30 yıl daha geçer, unutur gidersiniz. Evet. Şu güne, yani bugüne nasıl geldik? Azerbaycan ve Türkiye Karabağ acısını yüreğinden hiç çıkartmadı. O 30 bin insanın hayatını kaybetmesini, 1 milyondan fazla insanın kaçmasını yüreğinden hiç çıkartmadı, hiç unutmadı bunu. O hafızayla beraber bu savaş yapılabildi. O inançla beraber, bu toprak benimdir inancıyla beraber bu savaş yapıldı. Başladı. Ve bu inançla bitirilmesi gerekiyor. Yani durursanız orada biter iş. Yani bunu görmüş, yaşamış bir kişi olarak ifade etmeye çalışıyorum. Yani ya, evet, bunlar çok güzel cümleler. Yani barış, ben de barışa inanıyorum. Ben de demokrasiye inanıyorum. Ben de ateşkese inanıyorum. Ben daha riske girerek şu an Ermenistan'la düşmanlık ortaya çıktığı sürece diyorum ki daha ileri giderek Ermenileri de kazanmalıyız diyorum. Ya, hayır, onların neler çektiğini görüyorum. Yani adamlar açlar, Pınar Hanım aç. Birileri onların açlığını istismar ediyor. Birileri beni sopalamasını görerek diyorum ki Ermenistan'a da bizim evlatlarımızı katlettikleri halde bu cümleyi kuruyor. Cesaretli sözler söylüyorsunuz ama bir noktada insani sözler de söylüyorsunuz. Bana bu cümleyi kurduruyor. Evet. Evet.
Yani insani sözler. Ama vatanımı, toprağını bir başkasına kaptıramam. Peki. Arkadaşlar kaç dakikamız kaldı kapanışımıza? 4 dakikamız var. Abdullah Bey, son sözleri alacağım ben. Ama zaten o kadar öyle sözler söylediniz ki tam damgasını vurdu. Yani bu tuzak, Azerbaycan devam diyorsunuz. Arkasında da Türkiye var diyorsunuz sonuna kadar, değil mi? Yani şu an seslerini çıkartamasalar bile bütün Türk dünyası, bütün masumlar ve mazlumlar var. Bu bir umut savaşı aslında. Yani insanlığa dair bir umut savaşı. Yani bizim başımıza vurdukları o topuzlar, bizim insanlık adına ifade etmiş olduğumuz değerle ilgili Pınar Hanım. Biz Türkler taşımış olduğumuz Müslüman kimliğiyle, vahye olan inancımızla insanlığa dair bir umuduz biz. Bunu diğerleri yapamadılar. Bunu biz yaptık. Yani biz Kurtuluş Savaşı'nı bu ruhla kazandık. Milli mücadelemizi bu ruhla kazandık. Bu ruhla beraber askerimize Mehmetçik dedik. Bu ruhla askerimize, yolumuza, davamıza gazilik dedik, şehadet dedik. Şimdi bu kavramların, bu kavramsal mücadelenin ne olduğunu bizimle mücadele edenler çok iyi biliyorlar. Ve bizi bu şekilde baskılarlarken, bizi bir şekilde radikalizmle iltisaklamaya çalışırlarken yapmaya çalıştıkları şeyi ben çok iyi anlıyorum. Okay. O yüzden ısrarla ve ısrarla diyorum ki kavramsal bir çözüm, kavramsal çözümle beraber insanlık ve iyilik adına ortaya konulacak küresel etki diyorum. Peki. Sağ olun. Abdullah, kısa ama öz, çok güzel söylemler oldu. Çok teşekkür ediyorum size. Ankara'ya da selam olsun, tüm Türkiye'ye. Sağ olun efendim.